Evet arkadaşlar, 23. uygulamadayız. Burada iki gerçek sayının farklı gösterimlerinin ve iki farklı cebirsel ifadenin birbirine eşitliğini inceleyeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Verilenlere göre aşağıda soruları cevaplayınız. Aşağıda kenar uzunlukları A santimetre ve B santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu dikdörtgenin her köşesinden bir kenar uzunluğu K santimetre olan kare parçalar kesilerek çıkarılmıştır. Tamam. 1. Dikdörtgenin kesilmeden önceki çevre uzunluğunu A ve B değerlerine bağlı olarak yazınız. Şimdi dikdörtgenin çevresi biliyorsunuz 2 kısa artı 2 uzun olacak. Yani 2A artı 2B olarak yazabiliriz. Veya 2 parantezine al. 2 çarpı artı B olarak da yazabilirsiniz. Peki B'ye bakalım. Dikdörtgen kesildikten sonra oluşan şeklin çevre uzunluğunu A, B ve K değerlerine bağlı olarak yazınız. Şuralar çıkarıldı. Yani şuralar her birinden şu kısımları kesiyoruz. Çıkardık. Burada dikkat etmeniz gereken ne var onu söyleyeyim. Şimdi çıkarınca şu kırmızıyla çizdiğim kenar uzunlukların her biri K olacak. Şunların her biri K. Bunları yazayım. Sonra şu arada kalan uzunluğumuz A eksi 2 K olacak. Çünkü hem bu taraftan K gidiyor hem soldan hem sağdan. Şu arada kalan uzunluğumuz şurası. Solda da sağda da aynısı var. B eksi 2 K olacak. Şimdi yazalım. A, B, K türünden yazın diyor. İki tane A eksi 2 K var. Yani şuradaki ile buradaki. Artı 2 tane B eksi K var. Bir buradan bir de karşısından B eksi 2 K var. Artı bir de şu köşeler var. Bu köşelerin her biri 4, 2 K. Bundan 8 tane var. Artı 8K diyeceğiz. Yani şunlar. 2, 4, 6, 8. Bu şekilde yazdık. Şimdi bulduğunuz cebirsel ifadelerin birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz. Bakalım eşit mi değil mi? Yukarıdaki birinci D bulduğumuz ifade 2A artı 2B. Peki buraya bakalım. Şunu içeri dağıttık. 2A eksi 4K. 2B'yi dağıtalım. 2'yi dağıtalım. 2B eksi 4K artı 8K. Şimdi gördüğünüz gibi eksi 4K eksi 4K eksi 8K artı 8K'yi yok etti. Buradan da 2A artı 2B çıktı. Bu ikisi birbirine ne oldu? Eşit oldu. İkisi de eşit yazalım o zaman. İkisi de birbirine eşit. İki, A, B ve K değerlerini K küçüktür, B küçüktür, A olacak şekilde pozitif gerçek sayı değerleri veriniz. Verelim. Diyelim ki K 2 verdim. B'ye 7 verdim. A'ya da 10 verdim. Şimdi verelim. Nerede? Şu yukarıda veriyoruz. Şuradaki eşitlikte. Tamam. Burada yerine yazabiliriz. Tamam. Sonraki değerlere bakalım. Dikdörtgen kesilmeden önceki çevre uzunluğu ile kesildikten sonraki çevre uzunluğunu hesaplayınız bu sayılara göre. Şimdi 2A artı 2B idi. A'ya 10 veriyoruz. 2 çarpı 10. Artı B'ye de 7 veriyoruz. 2 çarpı 7. Yani 20 artı 14. Çevre 34'müş. C. Bulduğunuz çevre uzunlukları değerlerin birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi bir de burada verelim. Yukarıda. 2 çarpı 10 eksi 2K. Bu da K2 verdiğimiz için 2 kere 2 4.
artı 2 çarpı 7 eksi 2 kere 2 kere 2 yine 4 artı 8 kere 8 kere 2 16. Devam edelim. 2 çarpı şurası 6. Sonra 2 çarpı burası da 3 artı 16. İşlemleri devam edelim. 12 artı 6 artı 16. Bu sayıları toplarsanız 34 çıkıyor. Birbirine eşit olup olmadığını belirleyiniz. İkisi de 34 olup birbirine eşittir. Şimdi 24. uygulamaya gelelim. Özdeşiklerin cebirsel ve geometrik temsilleri. Birinci sorumuza bakalım. A ve B birer pozitif gerçek sayı. B küçüktür A olmak üzere. A artı B üzeri 2 A artı B'nin karesi yani ifadesinin eşitliğini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunur. Burada şunu yapacağız. A artı B'nin karesi demek A artı B çarpı A artı B demektir. Şimdi işlem basamaklarında gerçek sayılarda önce bir A'yı dağıtalım. A çarpı A kare. Sonra A çarpı B geliyor. Sonra B'yi dağıtıyoruz. Yine A B geliyor. B ile B'yi çarptık. B kare geldi. Toparlayalım. Burası A kare artı 2 AB artı B kare oluyor. O zaman şöyle diyoruz. A artı B'nin parantez karesi A kare artı 2B, 2AB artı B kare oluyor. Bu da bizim için bir tam kare açılım özdeşitliği. Bunu çokça kullanacağız. Şimdi şekil olarak bunu ispatlayacağız burada. B aşağıdaki bir kenar uzunluğu artı B birim kare olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölgeye ayrılmış. 1'de bir kenar uzunluğu A birim olan bir kare. İşte 2'de bir kenar kısa kenar uzunluğu B, uzun kenar uzunluğu A olan bir dikdörtgen. 3'te de aynısı. 4'te ise bir kenar uzunluğu B birim olan bir kare verilmiş. Şimdi 1, 2, 3, 4 numaralı bölmelerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz. Şimdi 1 numaralı bölgeyi cebirsel olarak ifade edelim. A çarpı A'dan karenin alanı. İki kenarı çarpımı A kare. 2 numaralı bölmeye bakalım. Burada bizim kısa kenarımız B, uzun kenarımız A. O zaman 2 numaralı bölme A çarpı B olur. 3 numaralı bölmeye bakalım. Burada uzun kenarımız A, kısa kenarımız B, A çarpı B olur. 4 numaralı bölmede ise bu bir kare. B çarpı B'den alanı B kare olacak. Bunları bu şekilde bulduk. 1, 2, 3, 4'ü. C. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz cebirsel ifadeyi doğrulayınız diyor. Şimdi bakalım acaba gerçekten olacak mı olmayacak mı? Bizim burada şuraya çizeyim. 1 numaralı bölmemiz vardı. Bunu kare şeklinde çizmeye çalışayım. Burada bir kenarı A, A'ydı. Sonra iki tane, biri yatay, biri de düşey olan dikdörtgenlerimiz vardı. Burada kısa kenar B, uzun kenar A. Aynı şekilde. Bir de küçük karemiz vardı, bir kenarı B olan. Bunlara da BB dedik. Şimdi şuranın alanı A kare. Buranın alanı AB. Şunun alanı AB. Şu küçük karenin alanı da B kareydi. Gerçekten bunların dördünü toplarsanız A kare artı 2AB artı B kare. Yani birinci şıktaki A artı B'nin parantez karesi verilmekte. Bu şekilde doğrulamış olduk. Şimdi 2'ye bakalım. A ve B birer pozitif gerçek sayı. B küçüktür A olmak üzere.
a eksi b'nin parantez karesi ifadesinin eşittiği gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz. Şimdi az önce yaptığımız işlemi burada da yapalım. Yani a artı değildi eksi a eksi b'nin parantez karesini almak istiyoruz. Bu ne demekti? A eksi b çarpı a eksi b olarak yazılır. A'yı dağıtalım içeriye. Buradan a çarpı a kare, a çarpı eksi b eksi ab. Sonra eksi b'yi dağıtıyoruz. Eksi b çarpı a eksi ab. Sonra eksi b çarpı eksi b artı b kare olur. Şimdi toparlayalım. O zaman a kare eksi 2 tane 2ab artı b kare. Sonra burası neydi? A eksi b'nin parantez karesinin açılımı a kare eksi 2ab artı b kare yapıyor. Şöyle güzel çevirelim. Evet, bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi yukarıda burası a artı b idi. Şu 2'nin önündeki işaret o zaman artı oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bakalım b'ye. Aşağıda bir kenar uzunluğu a birim kare olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm bir kenar uzunluğu a eksi b olan bir kareye. 2 numarada uzun kenarı b, kısa kenarı a eksi b olan bir dikdörtgen. 3'te de aynı. 2'deki gibi bir dikdörtgen. 4'te ise bir kenar uzunluğu b birim olan bir kare verilmiş. 1, 2, 3 numaralı bölmelerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz. Sonra 1 numarayı yazalım. 1 numarada bir kare var. Bir kenarı a eksi b olan. O zaman a eksi b'nin parantez karesini alacağız. Bu da a kare eksi 2ab artı b kare yukarıda yaptık zaten. 2 numaraya bakalım. 2 numarada kısa kenarı b, uzun kenarı a eksi b'ydi. Şöyle yapalım. B çarpı a eksi b. İçeri dağıttık. Buradan ab eksi b kare oluyor. 3 numarada bunun gibi yine b çarpı a eksi b. Bu da ab eksi b kare olacak. 4 numara. Burada da bir kenarı b olan bir kare var. B çarpı b'den alanı b kare olur. Şimdi alanlarını cebirsel olarak ifade ettik. C. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız. Cebirsel olarak doğrulamak için şunu yapacağız. Büyük şeklin alanından mavi ve sarı bölmeyi çıkarırsak acaba şu kırmızı bölme kalacak mı? Yani A-B'nin karesi kalacak mı? Ona bakmamız gerekiyor. Burada da şurada yerimiz olmadığı için bir not kağıdı alalım. Şuradan. Bunun üzerine anlatayım C şıkkını. Şöyle. Yapalım. Şimdi burada büyük karemiz var. Şu şekilde. Bir kenarı A. Sonra iki tane küçük dikdörtgenimiz var. Biri uzun şöyle. Bir tane de yatay. Güzel çizelim. Evet, burada da kenar uzunluklarımız B'ye A eksi B. B'ye şurası da A eksi B. Bir de küçük karemiz var. Onun da bir kenarı B. Şimdi biz şunu yapacağız. Büyük şeklin alanı şurası A kare. Şunların alanları her biri AB eksi b kare. Bu da ab eksi b kare. Bunun alanı ise b kare. Şimdi biz buradan şu dördünü dört şekilden şununla şunu bir de bunu büyük şekilden çıkarmamız lazım. Yani a kareden şu üçünü çıkarıyoruz.
O zaman parantez açıyorum. AB eksi B kare artı AB eksi B kare artı B kare yazalım. Şimdi B kareler birbirini yok etti. Buradan A kare parantezi de açalım. Önünde eksi olduğu için işaret değiştiriyorlar. Eksi AB artı B kare eksi AB. Toparlayalım. A kare eksi 2 tane AB var. Artı B kare. Yani bir numaralı A'daki eşitliği doğrulamış olduk. Şu ifadeyi bulmuş olduk. Bu da zaten şu bölgenin alanı çıkıyor. A eksi B'nin parantez karesinin açılımı. Burası da A eksi B'nin parantez karesinin açılımı arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Burayı silelim. Evet, 3 numaralı soruya bakalım. A virgül B birer pozitif gerçek sayı. B küçüktür A olmak üzere. A eksi B çarpı A artı B ifadesinin eşitliğini gerçek sayılarda işlem özellikleri kullanarak bulur. Yine az önce yaptığımız işlemlerin benzerlerini yapacağız. Yani A eksi B ile A artı B'yi bir çarpalım cebirsel olarak. Önce A'yı dağıtıyorum. A çarpı A A kare. A çarpı B A B. Şimdi eksi B'yi dağıtalım. Eksi A B artı B kare. Şimdi eksi AB A artı AB yok oldu. O zaman şurada bir küçük hata yaptık. Onu düzeltelim. Eksi B çarpı B eksi B kare olacak en sonda. O zaman A kare eksi B kare kaldı. Demek ki A eksi B ile A artı B'nin çarpımı matematiksel olarak yani cebirsel olarak A kare eksi B kare olarak ifade ediliyor. Buna da iki kare farkı diyoruz matematikte. Çok da kullanıyoruz işlemlerde. Şimdi bir gelelim B'ye. Aşağıda bir kenar uzunluğu A birim olan kare verilmiştir. 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. Şimdi 1'de bir kenar uzunluğu A eksi B olan bir kareye. Yukarıdaki şeklin aynısı. Tekrar okumayayım. Tamamen aynı buralar. Şimdi buna göre diyor. 1, 2, 3, 4 numaralı bölmelerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz. Şimdi 1 numaraya bakıyoruz. Bu da A eksi B'nin parantez karesi olacak. Çünkü bu burada bir kare var. Bunu da şöyle açıyorduk. A kare eksi 2 AB artı B kare olarak açıyorduk. 2 numarada bir kenarı, kısa kenarı B, uzun kenarı A eksi B'ydi. B çarpı A eksi B. Bu da AB eksi B kare olarak açılırdı. 3 numarada aynı şeklin 2 numaranın aynısı. O zaman AB eksi B kare oldu. 4 numarada ise bir kenarı B olan bir kare var. Bu da B kare alanı. Şimdi diyor ki bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız. Şimdi 1 numaradakini doğrulamamız gerekiyor. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Büyük şeklimizi alalım. Yani büyük karemizi alıyoruz önce şurada. Bir kenarı A. Sonra iki tane dikdörtgenimiz var. Biri yatay. Biri de dikey. Bunların kısa kenarı B. Uzun kenarı A eksi B. Bir de küçük bir karemiz vardı. Bir kenarı B olan. Bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi şöyle yapalım burada da bunu doğrulamak için. Şu büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkaralım. Yani şundan şunu çıkaralım. Acaba şu yukarıdaki eşitlik çıkacak mı? Ona bakıyoruz. Bir de bir numaralı bölgeyi de çizelim buraya. Bir numaralı bölgemizin alanı da o da şöyle yapalım. Bu bir kare. A eksi B'ye A eksi B. Şimdi A kareden şunun alanı A kare. Şunların alanları ikisi de eşit. AB eksi B kareydi. Bunun alanı B kareydi. Şunun alanı da
a eksi b'nin karesi, yani a kare eksi 2ab artı b kareydi. Şimdi burada şu büyük şeklin alanından şu küçük kareyi çıkaralım. Yani a kare eksi b karenin a eksi b çarpı a artı b olduğunu göreceğiz. Bakalım. Bunun farkı şu üçünün toplamına eşit olmalı. Değil mi? Şekil üzerinde de bakacak olursanız büyük şeklinden şunu çıkarınca şu 1, 2, 3 kalmalı. O zaman bunları topluyoruz. A, B, eksi B kareden 2 tane var. Bir de şu şeklimiz var. Şurası. Bunu da ekliyoruz. Artı A kare, eksi 2 AB artı B kare yazıyoruz. Şurada, şurayı iki parantezine alalım. Hepsinde de B var. Hatta 2B parantezine alıyorum. 2B parantezine alınca burada 2A eksi B kaldı. 2A eksi 2B kalıyor. Pardon, A eksi B kalıyor. Onu düzeltelim. Çünkü şurayı şöyle yazıyorsunuz. 2 tane AB eksi B kare olarak yazıyoruz bu ifadeyi. Bir de B parantezin alınca 2B çarpı A eksi B oldu. Şurası da A eksi B'nin zaten parantez karesiydi. Şimdi ikisinde de A eksi B çarpanı var. A eksi B parantezini alıyorum. Şuradan 2B geliyor. Şuradan da A eksi B geliyor. Yani A eksi B çarpı şu parantezimizde A artı B yapıyor. Yani yukarıdaki A'daki şıkkı doğrulamış olduk. A kare eksi B karenin açılımı A eksi B çarpı artı B olmuş oldu. Evet, bu ifadelerin bu şekilde verdik. Zaten şurada da bu ifadeleri sizler için göstermiş. Buralar önemli. Bu özdeşlikler oldukça çok kullanılıyor. Bunları göz önüne bulunduralım. Şimdi geldik 15. sıra sizde sorusuna. A artı b'nin karesi eksi a eksi b'nin karesi eşittir 4ab özdeşliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Özdeşliğin doğruluğunu cebirsel olarak gösteriniz. Şimdi bakalım doğru mu yanlış mı? Önce a artı b'nin açılımı şuydu. A kare artı 2ab artı b kareydi. A eksi b'nin açılımı da a kare eksi 2ab artı b kareydi. Sonra birinciyi aynen yazalım. İkincinin önünde eksi olduğu için bu eksi içeri işletiyoruz. Terimler işaret değiştiriyor. Eksi a kare, eksi 2ab, eksi b kare. A kareler ve b kareler sadeleşiyor. Burada eksi 2ab eksi ile çarpınca artı 2ab olacak. Topladık. 4ab yaptı. Demek ki özdeşliği bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi b, yanda bir kenar uzunluğu a artı b birim olan kare verilmiştir. Bu kare 4 eş dikdörtgen ve bir kare olacak şekilde 5 parça ayrılmıştır. Yukarıda verilen özdeşliğin doğruluğunu geometrik temsiller yardımıyla gösteriniz. Şöyle yapalım. Büyük şeklin alanından, yani şu büyük olandan, büyük kareden, büyük karenin her bir kenarı a artı b. Bundan küçük kareyi çıkarıyoruz. Şöyle. Bunu çıkarıyoruz. Bunun her bir kenarı da a eksi b. Nereden biliyorum a eksi b olduğunu? Çünkü şurası da b. Tamamı a idi şuranın. O zaman şu kenarımız a eksi b. Aynı mantıkla şurası b. A eksi b oluyor. Bunları ikisini birbirinden çıkarınca, büyük şekilden küçük şekli çıkarınca, acaba 4 tane şu dikdörtgenden çıkacak mı ona bakacağız. Yani her bir kenarı AB.
Bundan 4 tane olacak. Bakalım. Şimdi A artı B'nin karesi eksi A eksi B'nin karesi eşittir 4 tane A çarpı B olacak mı alan olarak? A artı B'nin karesi A kare eksi 2 artı 2AB artı B kare olarak yazılır. Şunu da açıyoruz. A kare eksiyle de çarpıyoruz. Eksi 2AB artı 2AB oluyor. Bir de eksi B kare oluyor. Yine aynı şekilde bakın A kareler B kareler gitti. 2AB 2AB 4AB yaptı. Evet, yukarıdaki eşitliği sağladı. Evet, diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere. Bizi takip